Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Hangi rakibe karşı oynadığımız da çok önemli değil. Biz sahada doğru düşündüğümüz, doğru uygulamaya çalıştığımız şeyleri yansıtmak zorundayız İstanbul'da. Deplasman karnemiz oldukça başarılı, onu söyleyeyim. Dışarıda daha iyi oynayan, daha etkili ve puanlar toplayan bir takım görüntümüz var. İçeride maalesef bu trendimizi içeriye çok yansıtamadık. Onun sıkıntısını yaşıyoruz aslında puansal anlamda. Her maçın hikayesi çok farklı olduğunu ifade edeyim. Özellikle kaybettiğimiz son maçtan sonra böyle büyük bir rakibe karşı oynamak bence avantaj. Takım olarak buna hazırlıklıyız. Evet, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama bunun üstesinden gelebilecek kadar tecrübemiz ve kalitemiz var oyuncu grubu olarak ve teknik heyeti olarak. Oraya giderken tek düşüncemiz kazanma odaklı olacak, çok net söyleyeyim. Bunun için sahada ne yapmamız gerekiyorsa bu mücadelenin içerisinde olacağız. Milli takım arası var ondan sonraki süreç. Bence bize biraz daha ilaç gibi gelecek gibi görünüyor. Hem sakatlıkların geri dönmesi adına hem de takımla birlikte biraz daha fazla antrenman yapabilme adına buraya sağlıklı girmek istiyoruz. Onun için tabii ki biraz sabırlı, biraz çalışmaya ihtiyacımız var. Yani kimsenin elinde de sihirli değnek yok. Bir anda çıkacağız, herkesi mağlup edeceğiz. Böyle bir oyun yapısı ve oyun felsefesi de yok zaten. Ama her hafta üstüne koyan, gelişen, fiziksel olarak biraz daha toparlayan bir görüntümüz var. Bunu tabii skorlarla birleştirmek çok önemli. Onun için tek tek bakacağız her maça. Evet, üzüntülüyüz ama önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız bir maç var. Dolayısıyla burada kolay olanı değil, zor alanı seçmeye çalışacağız. O mücadeleyi de kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz de, potansiyelimiz de, kalitemiz de var. Dediğim gibi hiçbir mücadele etmeden, acı çekmeden de hiçbir başarı kendiliğinden gelmiyor. Biz sahada o mücadeleyi ve o acıyı çekersek, ki çekeceğiz her maçta olduğu gibi iyisiyle kötüsüyle, bunu iyi skorla birleştirmek istiyoruz hafta sonu. Derinlik anlamımızda sıkıntımız var, çok net. Devre arası muhakkak ki bununla ilgili takviyeler yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışıyoruz zaten. Dediğim gibi Süper Lig'de oynayanı sonradan geleniyle iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Özellikle yeni çıkan takımlar için bu çok daha ön planda. Bugün itibariyle son maçta, yani bakıldığı zaman işte Sapun'un olmayışı, Hugo'nun 3 maçtır bizle birlikte geldiğimizden beri bir araya gelemememiz, peşine son iki maçtır iyi oynayan Oscar'ın sakatlanması, bakıldığı zaman takım gücüne ciddi derecede etki eden bir görüntüsü var. Dolayısıyla işte onun için kadro derinliği bu ligde çok önemli. Zaman zaman bunun zafiyetini yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz, evet. Tabii ki benim kim özel bir karşılaşma olacak. Sonuçta 5 senem geçti orada. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Denizli Spor olarak büyük maçları çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ve bu maçtan da şu puanla ayrılmak istiyoruz. Sürecimiz kötü de gittiğini düşünmüyorum. Yani sonuçta şu an 13.'yüz galiba. Ve içeride biraz sıkıntı yaşıyoruz, o doğrudur. Yeni hocamızla zaten gelişim gösterdiğimizi de düşünüyorum. Çünkü takıma çok güzel bir hava kattı. Elimizden geldiği kadar mücadele vermeye çalışıyoruz ama iç sahada biraz zorlanıyoruz. Onu da yakın bir zamanda aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü takım kalitesine bakarsak yani iyi bir takımız, iyi bir kalite var. Ve bulunduğumuz konum bizim için iyi değil. Çünkü biz daha yükseklerde olmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Ve hocamızla her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyoruz, daha iyi oluyoruz. Ve bunu da sahaya gelecekte yansıtacağımıza inanıyorum. Ya tabii ki şöyle değerlendiriyorum ben. Denizli Spor 10 yıldır Süper Lig'de oynamamış bir kulüp, bir camia. Ve 10 yıl sonra Süper Lig'de oynayan bir kulüp olarak taraftar
kulübü, camiası hepsi birlik, beraberlik olması lazım. Sonuçta onun tadını çıkartmak lazım. Çünkü bu Denizli Spor Süper Ligi hak ediyor. Yıllarca Süper Lig'de oynaması lazım. Ve şu an olduğu yerde onu da gelecek yıllarda devam ettirmesi için birlik, beraberlik olmasını diliyorum. Çünkü taraftarımız bizi ne kadar çok desteklerse sahadaki performansımız o kadar artacaktır. Everybody knowing that here Beşiktaş is not a small club, big team, and we are going to play against a big team. So like we have our focus on this game. So like I think we're going to deliver good. I think sometimes in football it happens like this. But like if you are, we don't keep our focus, it will be like same and it will repeat. And I won't say like it will not never repeat. Do like our performance not going down. Like I think we have to be one and have the fighting spirit to fight up. Mm-hmm. Don't need to give up.